Değerli Ulusal Kanal izleyicileri, başkenti Ankara'daki Hasan Yalçın stüdyomuzdan hepinize mutlu günler diliyorum. Yeni bir programla karşınızdayız. Anadolu Yolu programı. Bundan sonra her hafta çarşamba günü saat 18.30'da ana haber bültenimizin hemen öncesinde yaklaşık 20 dakika sizlerle birlikte olacağız ve her hafta farklı konuk ağırlayacağız değerli izleyenlerimiz bu programımızda ve Orta Doğulu, Afrikalı, Asyalı yani dünyanın dört bir yanından konuklarımız olacak. Rusyalı, Ukraynalı konuklarımız olacak. Onlarla Türkiye'de yaşam koşullarını konuşacağız, oturma izin haklarını konuşacağız. Türkiye'de hangi yollara başvurarak ticaret yapabilirler? Sağlık sigortası için veya sağlık alanında hangi adımlar atabilirler? İşte bu programımızda bunu konuşacağız. Hangi hayat hikayeleri var? Özellikle çarpıcı hayat hikayelerini yine bu programda ayrıntılı bir şekilde siz değerli Ulusal Kanal izleyicilerinin ekranına taşımış olacağız. Konuğumuz bu hafta Çelik Sigorta Şirketi Genel Müdürü Yavuz Çelik olacak. Sayın Çelik, programımıza hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk İlkan Beyciğim, teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz efendim. Şimdi Sayın Çelik, biz bugün Göç İdaresi önündeydik Ankara. Orada birkaç vatandaşa mikrofon uzattık. Evet. Önce OVTR'imizi izleyelim. Ardından OVTR'nin üzerine hem konuşalım hem de ayrıntılı bir şekilde bilgi vermeye Tabii başlayalım. Ki. Değerli izleyenler, şimdi bir VTR izleyeceğiz. OVTR'den sonra programımıza devam edeceğiz. In here in Turkey 2 years ago, I came from Iraq, you know, because the war in my country. We was looking for a safety place to live as a human being who I believe like everybody he need to live in safe and in peace. Because of that we came to Turkey and we find Turkey is a very beautiful place and also Turkish people, they are very good with us. As a foreign people I don't found any problem with Turkish people. They helped me a lot. Everything I was needed, they helped me. They do everything for me. Because of that, I like Turkey, and I have a lot of friends from Turkey. And I think it's a good place to live. I think Turkish people, they nears to Iraqi people, like culture, etc. They near to us, like Arab people. Thank you very much. سلام، ما از ایران اومدیم. در ترکیه اینجا خونه خریدیم. دخترم اینجا مدرسه میره، مدرسه ترک میره. آتاتورک و مردم ترکیه رو فوق‌العاده دوست داریم. و جمهوریتی که تو ترکیه هستش رو واقعا دوست داریم و افتخار میکنیم به این قضیه، به این جمهوریت و به آتاتورک. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسماء ياسين من العراق، من محافظة الموصل. أحيي الشعب التركي وأشكرهم على ضيافتهم وكرمهم. نحن صراحة جينا قبل 5 سنوات إلى تركيا أنقرة، استقبلنا الشعب التركي يعني برحابة صدر وفتحوا لنا كل أبوابهم. تركيا صارت هي بلدنا الثاني ووطننا الثاني اللي التجأنا له، والحمد لله والشكر ما لقينا أي صعوبة من ناحية الأمنيات، من ناحية السكورتات، من ناحية الأمن الصحي. مساعدة من لنا الشعب التركي شيء ما ينوصف، اللسان يعجز عن وصف الشعب التركي اللي قام معنا بمساعدتنا، من لغة، من تعليمنا لأي مكان، تنقلنا من مكان لمكان. نشكرهم ونحييهم والله يوفقهم. وتركيا جنة الله في الأرض، تركيا خيرات الله. ونحيي الشعب التركي ونشكره شكر الجزيل، وتحياتنا والشكر، شكرا جزيلا. نشكر القناة على حسن ضيافتنا، شكرا جزيلا. السلام عليكم أمد الصومالية يا أمد المسلمين تمال البيجوغان أحوال برنامج كان برنامج أنا الضلو يلا ألوما قعدري وتركيا شروع القوانين توك هذا الدونة ووحي صومالي أم أجانب وطن كان إم هذا قوانين الشروع وطن كان وياله iyo jidki ugu haboon soo noloshood oo ay ku aasaastaan meeshan dhinac ganacsi oo ahaado, waxbarasho ay ahaato, caafimaad oo ahaado, oo siiba waddankan oo bini aadanka oo gariibka oo ajnabiga oo meeshan oo ku wareerin ahaana barnaamijkan lagu suubinaa faahfaahin badan. Inshaallah barnaamijkan naga suga aniga oo waddankan ku nool intaasoo sano
noloshayda waxbarashada inta aan ka dhameystay oo haddana nolosha shaqo iyo waxaas aan galay marka Turkiga safiican uu soo dhaweeyay aad iyo aad ay ku mahadsan tahay Turkiga dowlad ahaan shacbi ahaan marka mar walba ugu mahadcelinayna hadda si gaar si khaas ah waxna si gooni ahaan Soomaali hadaan ahnay marka waa mahadsan tihiin ku soo dhawaada waan isugeynaa ina oo fiirsatiin oo wixii oo oraygiin ina ka dhiibtiin assalaamu alaykum waxtaan BTR'mizi izledik değerli Ulusal Kanal izleyicileri. Tabii efendim şimdi Somali, Irak, İran burada bu İranlı vatandaşlar tabii konuşanlar ama yani Asya'nın, Afrika'nın bütün ülkelerinden Türkiye'ye gelenler var. Evet. Şimdi doğru. Bir oradan giriş yapalım. Şimdi mülteci, göçmen, sığınmacı ayrımıyla isterseniz başlayalım. Neler anlatırsınız? Şimdi ülkemize gelen yabancı uyruklu vatandaşlar birinci grup bir mülteci veya bir sığınmacı statüse gelen insanlar. Sığınmacı gelenler, bunlar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne sığınanlar. Ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından kendilerine geçici süreli barınma imkanı verilen insanlar. Mülteciler ise Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne geldikten sonra Birleşmiş Milletler'in kuruluşlarına burada müracaat edip ve Birleşmiş Milletler'in sığınması altına giren insanlar. Ve Birleşmiş Milletler bu insanlara birkaç sene sonra yaptığı araştırma neticesinde uygun gördüğü insanları Avrupa'nın çeşitli ülkelerine veya Amerika, Kanada gibi ülkelere sığınmacı olarak gönderiyor. Ve giden insanlara da o ülkenin pasaportunu veriyorlar. Bunlar o şekilde yaşıyorlar. Bir de bunun dışında buraya kendi rızasıyla, kendi isteğiyle hakikaten Türk halkına, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne güvenen insanlar var. Bunlar ne için geliyorlar? Artık kendi yaşamıma ve kendi geleceğime Türkiye'de yön vereyim. Kendi çocuklarımın eğitimi Türkiye'de aldırayım. Veya ticari bir yaşantım olacaksa da artık buna Türkiye'de devam edeyim diye gelen insanlar. Şimdi az önce VTR'de izledik. Hakikaten bu insanların bu anlattıkları ifadeler, ortaya koydukları düşünceleri, bu duyguları gerçekten çok samimi. Çünkü biz bunu başta çok merak ettik. Yani bu insanların buraya gelme sebepleri, gelme gerekçeleri nelerdir diye. Çünkü zordur bir insanın yaşadığı ortamı, ülkesini, kendi kültürünü, birçok alışkanlıklarından vazgeçerek de başka bir ülkeye gidip orada kalmaya başlaması gerçekten zordur. Oraya uyum sağlaması zordur. Neden böyle bir ihtiyaç hissediyorlar diye. Ve bizim firmamıza oturum izni almak amacıyla ve sağlık sorusu yaptırmak amacıyla gelen her bir insana tek tek sohbet ettik, konuştuk. Evet. Ve bunun neticesinde de gerçekten çok farklı hikayelerle karşılaştık. Yani dünya sadece bizim etrafımızdan gördüğümüz gibi değilmiş. Dünya çok farklıymış. Örnek vereyim ben size. Benim bir Afganistan gezim oldu. Bu Afganistan gezisi esnasında çok ilginç şeylerle karşılaştım. Kabil caddelerinde gezerken bir okulun önünde Türkçe karakterle yazılmış Atatürk Eğitim Merkezi diye bir tabela gördüm. Yani bu insanlar bundan yıllar önce kendi çocukları gönderdikleri okula Atatürk Eğitim Merkezi ismini vermişler. Onun ötesinde bir Afgan aile, Afgan halkı diğer halklar gibi, Iraklılar gibi, İranlılar gibi vesaire gerçekten çok misafirperver insanlar bizi evinde ağırladı, evinde konuk etti. Ve evin babası, evin büyüğü bir şey merak etmiş. Akşam sohbet etti kendisiyle, tercümanlar vasıtasıyla. Ciddi anlamda Atatürk'ü araştırmış. Atatürk'ün düşüncesi nelerdir? Ve ilkeleri diye ortaya koyduğu o ilkeler nelerdir? Bu da hepsini merak etmiş. Ve sorduğu sorularda hakikaten yani konuya hakim olduğu belli. Orada merakını gidermek için çok temel ve gerçekten bilgi gerektiren sorular sordu. Cevapladı kendisine ve aldığı cevaplar karşısında bu cevaplar beni heyecanlandırdı. Gerçekten Türkiye Cumhuriyeti Atatürk Cumhuriyeti'ymiş ifadesini kullandı. Bunu kendi kulaklarımı işitti ve şaşırdım bu insan söylediklerine. Evet. Ve kendisinin Türkiye'de çok daha mutlu olacağını, orada kendi geleceğine çok daha rahat yön verebileceğini ifade etti. Ve ardından ertesi gün yine dolaşırken Afganistan'ın muhtelif şehirlerinde, orada Amerika'nın USAID dedikleri kuruluşunun çeşitli yerlere astığı ilanları gördük. O ilanlarda şu ifadeler vardı. Diyor ki işsiz Afgan gençleri, ki Afganistan'daki en büyük sorunlarından bir tanesi de işsizlik. Tabii savaş ortamı dışında işsizlik. Ve diyor ki ilan devamında, eğer ki iş imkanı bulmak istiyorsanız gelin şuraya müracaatınızı yapın.
biz sizi 6 aylığına Amerika'ya eğitime götüreceğiz. Eğitim sonrası da getirip Afganistan'da sizi Amerikan firmalarına işe yerleştireceğiz. Fakat Afgan halkı biliyor. Afganistan'da Amerikan şirketi değil, Amerikan ordusu var. Şimdi böyle bir niyetin tabii ki şunda farkındalar. Aslında terör örgütlerine insan yetiştirme projesi. Bunu da farkındalar. Ve böyle projeye kendileri kaptırmamak için de Türkiye'ye gelip kendi burada bir yaşam kurmayı arzu ediyorlar. Evet. Irak vatandaşları. Irak vatandaşları az önce çok samimi ifade ettiler. Zaten kültürleri birbiriyle örtüşmüş Irak vatandaşlarıyla. Özellikle Türkmenler, orada yaşayan Türkmenler ve Arap toplumu. Bunlar hepsiyle bizim kültürümüz özdeşleşmiş. Yani baktığınız zaman öyle enteresandır ki Türkçe bilmeyen muhtelif Irak vatandaşlarımız çok iyi anlaşıyoruz. Nasıl anlaşıyoruz? Yani merhaba dediğimiz zaman bizim ruh halimizi o anlıyor. O da merhaba dediğimiz zaman biz onun ruh halini anlıyoruz. Böylece bir iletişimi çok rahatlıkla kurabiliyoruz. Gerçekten bu insanlar bizden uzak, bizden çok farklı. Hiçbir beklentisi, özlemi, işte kendi hayat hikayesi olmayan insanlar değil. Gerçekten yaşam içerisinde yaşadıklarıyla, o savaş ortamında yaşadıklarıyla çok farklı şeyi öğrenmişler ve kavramışlar. Ve bu da zaten kendileri çok rahat ifade ediyorlar. Evet, önümüzdeki günlerde programlarda, yani mikrofon uzattık orada ama daha Iraklısı, Somalilisi, bütün oralardan konuklarımız da olacak. Onların bizzat da değerli izleyenler bilgileriniz olsun. Ağızlarından da o hayat hikayelerini dinleyeceğiz. Peki efendim, az önce cümle arasında dediniz, yani oturum izni, sigorta benzeri, evet, dediniz. Yani oturum izni almak için hangi yolları takip ediyorlar? Şimdi biz bugün sohbet ettiğimizde, ya yani gözlem için haliyle gittik program hazırlık açısından. Bir dolandırıcılık tartışması da vardı. İşte parasını kaptıran yabancı vatandaşlar da vardı. Evet, böyle, evet, bir tartışma da vardı bugün orada sohbet arasında geçiyordu. Hangi süreçleri takip ediliyor? Bu dolandırıcılık konusu nedir? Siz rasyon musunuz? Neler anlatırsınız? Şimdi yabancı uyruklu vatandaşlar Türkiye'ye gelip de oturum izni almaya karar verdikten sonra, daha doğrusu 2014 yılında yayınlanan bu yabancıların oturum izinleri, ikamet izinleri yönetmeliğiyle birlikte bir takım ofisler kuruldu. Bu ofislerdeki amaç şu, şimdi il göç idareleri diyor ki, eğer ki Türkiye'de oturum izni almak istiyorsanız, bir, bana önce oturacağınız adresi beyan edeceksiniz. Kiraladınız ve satın aldınız. İki, kendi sağlık imkanını kendiniz sağlayacaksınız. Nedir bu sağlık imkanı kendisini sağlaması? Sigorta şirketlerinden, Türkiye'de faaliyet gösteren sigorta şirketlerinden özel bir sigorta poliçesi satın alması gerekiyor. Ve bunlarla birlikte kendi randevusunu alarak da il göç idaresine başvurusunu yapıyor. İl göç idareleri başvuru yapanı başvurusu uygun görürse, ikamet izni alma koşulları yerine getirdikleri tespit ederse de kendileri oturum izinlerini veriyor, ikamet izinlerini veriyor. Bunu yaparken çok karşılaştık maalesef ki, artık kaba tabirle bunlara simsar diyelim, ülkemizde maalesef bir takım simsarlar türedi. Şimdi bir örnekle, basit bir örnekle, bugün 18'den 25 yaş arasındaki bir insan bizim ofisimize geldiği zaman bunun maliyeti, sadece sigorta poliçesi ödediği primdir, bu da 140 lira civarındadır. Fakat bu insanlardan çok yüksek meblağlarla paralar alıyorlar. Ya bu insanlar da bunu bilmiyor. Çünkü kendi ülkesinde bu kadar yerleşik bir otomasyon sistemi yok. Bu bizim ülkemizde var. Bu randevu alma sistemi çok zor olduğunu düşünüyorlar. Bunu yapamayacaklarını düşünüyorlar ve çok fazla parayı da ödemeye razı oluyorlar. Bizim en büyük rahatsızlığımız bu. Hakikaten yani bu insanlar sadece belli zorluklarla buraya gelmişler. Ve geldikten sonra bu simsarın eline düştüklerinde gerçekten çok zor durumlara düşüyorlar. Buna engel olunması için bu programda dolayısıyla çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten burada ileriki programlarda da zaten ilgili arkadaşlar bunu açıklayacaklar, söyleyecekler. Bu oturum izni alma sürecindeki davranması gerektiği şekilleri veya göstermesi gereken hassasiyetleri tek tek ortaya koyacağız. Evet, anlatılacak. Peki Türkiye, yani sağlık sigortasını dedik yapıyor. Türkiye'de yatırım ticari faaliyetlerde de bulunabiliyorlar mı? O da mümkün, o da mümkün. Ve son yıllarda artık bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı nasıl gibi bir ticarethane veya bir yatırım yapmak amacıyla harekete geçtiğinde koşullar neyse, şu an yabancı uyruklu vatandaşla alakalı koşullar da aynısı. Onlara çok ekstra herhangi bir şey istenmiyor kendilerinden. Sadece yapacağı yatırımın bizim ülkemizin ekonomisine artı değer sağlaması. Gözetilen tek şey bu. Kaldı ki zaten bu insanların zamanında kendi ülkelerinde yaptıkları ticaretle vesaire birikimlerini sağlamışlar.
Ve buraya geldiklerinde gerçekten ticari hayatta da başarılı oluyorlar. Bunu da kendi gözlerimize gördük. Burada şahit olduk. Bir de bunun ötesinde bu arkadaşlar şu konuda, yabancı uyruklu vatandaşlar şu konuda gerçekten hassasiyet göstermeleri gerekiyor. Burada bir referans sistemini kendi alanında işletmeleri gerekiyor. Şimdi bir yere gitti, müracaatını yaptı. Orada gerçekten hak edilmeyen çok yüksek meblağlar ödemek zorunda kaldı. Bu referans sistemiyle bunu kendi vatandaşları herkese duyurması gerekiyor. Gerçekten bunu artık devletin dahi kontrol edemeyeceği bir mekanizma haline geldi bu. Sokakta yürürken insanlar yolları çevriliyor. Merhaba, hoş geldiniz, ikamenizi mi almak istiyorsunuz? Derhal 5 dakika oturun, yarım saat sonra ben size oturun, biz de alıp geleyim diye. Paranı alıyorlar ve bu insanlar ortalıktan kayboluyor maalesef ki. Böylesine büyük zorluklar yaşıyorlar bu insanlar. Yani doğru adresleri bulmanın, dolandırıcıya ya da sizin tırnak içi ifadeniz simsarlara düşmemenin, tuzağa düşmemenin yolu daha referans. Yani birisi bir işini kesinlikle hallettiyse oradan birbiriyle yönlendirmesi gerekiyor. Efendim 3,5 dakikamız kaldı. Sonra neler söylemek istersiniz? Şimdi bu yabancı uyruklu vatandaşlara hakikaten bunlara bir yabancı diye bakmamak gerekiyor. Bunların gerçekten hepsinin kendi has yaşamları, az önce siz çok güzel ifade ettiniz, kendilerine ait bir hikayeleri var. Bir örnek daha vereyim size. Bugün Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan, bu ülkeler yeraltı zenginlikleri dolu ülkeler. Fakat oradaki yönetim bu zenginliği kendi halkıyla paylaşmıyor. Bir 150-200 dolara bir öğretmen aldığı maaşla orada yaşamaya çalışıyor. Yaşayamıyor. Bunda hayatı idame ettirmesi mümkün değil. Türkiye'ye geliyor. Çünkü burada koşulların oralarda çok daha iyi olduğunu biliyorlar. Bir Afganistan, bir Somali, bir Irak vatandaşı. Somali az önce videomuzda da vardı. Evet. Ben burada okudum diyor. Şimdi de tabii yaşamı, kendi yaşamını burada kurmuş. Yani biz nelere gözyaşı döküyorsak, nelere kahkaha atıyorsak, o insanlar aynı şeylere gözyaşı döküyorlar. Aynı şeylere kahkaha atıyorlar. Ve önümüzdeki programlarda bunu çok daha detayıyla, çok daha ince detaylara, teknik konulara girerek de bunu daha fazla açıklayacağız. Gerçekten sizlere böyle program imkanı verdiğiniz için tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Yani önümüzdeki programlara atıfta bulunuyoruz. Değerli izleyenler, bu ilk bölümümüz, ilk programımız. Bundan sonra ifade ettik programımızın da başında. Her hafta çarşamba saat 18.30'da karşınızda olacağız. Hayat hikayeleri veya sizin o az önce gittiğiniz Afganistan'dan örnek verdiğiniz, önümüzdeki programlarda diğer gittiğiniz ülkelerden de anılar, hikayeler dinleyecek miyiz? Hepsini aktaracağız. O ülkeleri anlatacak mısınız burada? Kesinlikle. Yani Somali'yi görme şansımız oldu. İran, Irak, oraları görme şansımız oldu. Bu Irak'taki etnik ve mezhep kavgaları ne boyutlarda olduğunu gördük. Somali'de yaşam koşullarının ne kadar ağır olduğunu gördük. Yani bu insanlara kapımızı açmalıyız. Bu insanlara her anlamda destek olmalıyız, yardımcı olmalıyız. Çünkü bir İranlı arkadaşımız bahsetti, işte aileyle birlikte yerleştik. Evet. O kendisi, sohbet ettik, yani Türk okullarında kendi çocuğu okuyor. Yani bir Atatürk sevdasıyla büyüyor bu çocuklar. Yani bizim çocuklarımız neye seviniyor ise, nelerden hoşlanıyorsa o çocuk da aynı şeylerden hoşlanıyor. Onlar artık bizim birer parçamız, bunu kabul etmeliyiz. Evet. Efendim süremizin sonuna geldik. Tabii bu özellikle Türkiye'de oturum izni, sağlık sigortası, yatırım yapma koşulları, ticari faaliyet gösterme için daha ayrıntılı veriler için sizlere ulaşabilirler mi? Her zaman ulaşabilirler. Her zaman ulaşabilirler. Mail adresimizden veya telefonlarımızdan çok rahat ulaşabilirler. Eğer telefon telaffuz etme şansımız varsa ben telaffuz edeyim ben burada. Telefon yok ama e-posta adresini paylaşayım ben. Lütfen. Buyurun, siz paylaşın e-posta adresinizi. yavuz@çeliksigortacilik.com. Bu adresten her konuda, hangi dilde olursa olsun bize mesajları gönderebilirler. Dil fark etmiyor, bütün. Hiç fark etmez dil. Türkçe, İngilizce, Arapça, Arapça, Somalice, evet. Farsça. Hiç dil fark etmez. Fark etmiyor, evet. yavuz@çeliksigortacilik.com. Evet, o adrese tamam, ulaşabilirler. Bu adresten ulaşabilirsiniz değerli izleyenler. Ulusal Kanal'ın sosyal medya hesapları ya da e-postası, telefonu buralardan da ulaşabilirsiniz. Biz de yönlendirmeleri yapabiliriz. Evet, süremizin sonuna geldik. Haftaya çarşamba yeniden Anadolu Yolunda programında görüşmek üzere. Çelik Sigorta Şirketi Genel Müdürü Yavuz Çelik'e de bir kez daha teşekkür ediyoruz efendim. Ben teşekkür ederim.